Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videonun konusunu sponsorluk olarak tayin ettim. Neden diyecek olursanız da en son yaptığımız işte YouTube canlı yayında, Amerika Gerçekleri canlı yayınında, yani dündü bu. Dün olsun, sadece dünkü programda canlı yayında iki tane sponsorluk üzerine bir soru geldi. Ondan önceki birçok yayında da en az bir kere olmak üzere, yani benim hatırlayabildiğim herhalde 6-7 defa en az bunlar diyebilirim. Hatırlayabildiklerim. Sponsorluk üzerine çeşitli sorular gelmiştir. Genellikle bu sorular Amerika'da sponsorluk aracılığıyla bir firmada iş bulabilir miyim? Tarzında dolaşıyor. O civarda dolaşıyor doğal olarak. Şimdi ben o yüzden bir iki defa evet cevap vermeye çalıştım bildiğim kadarıyla, çünkü ben daha önce de bana böyle bir, yani bu konu şeyi dışında, bizim yaptığımız program dışında başka bir kaynaktan böyle bir şey gelmişti, soru. Ve bununla ilgili ben biraz oturup araştırmıştım o zaman. Hakikaten ne kadar yani zorlukları olduğunu görmüştüm. Ancak bu bilgiye ben dayanarak cevap vermeye çalıştım, çalışıyorum. Bizim programlarımızda, yani Amerika Gerçekleri programında. Fakat biraz daha dedim, şöyle detaylı belge göstererek bir video yapayım. Bunu da YouTube kanalıma koyayım ki bu şekilde arkadaşlara, soranlara, bu konuda sorusu olan insanlara bir şekilde daha detaylı, daha bir faydalı bir bilgimiz olabilsin diye. Evet. Şimdi bu şekilde lafa girdikten sonra başlayalım. Şu anda baktığınız sayfa US Employment Visa Sponsorship. Yani ben şimdi bunu şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu belgeyi yukarıdan aşağı, tabii size harfi harfine, yani şey yapmayacağım, tercüme etmeyeceğim. Ancak konunun özünü, özetini, her şeyin, paragrafın, her başlığın altında sıralanmış olan paragrafın da ne çıkıyor, onu sizlerle paylaşacağım, tamam, tabii ki. Evet, şimdi ne demiştik? Burası bir kere hangi siteye bakıyorum? visaguide.world. Evet, vizeler üzerine bir sayfa. Vizeler hakkında çeşitli, herhalde ülkelerin, bu dünyadaki ülkeler üzerine, vizeler üzerine bilgi veren bir şey. Burası da spesifik olarak işte Amerika'daki employment aracılığıyla, yani iş aracılığıyla sponsorluk vizesi alınması üzerine. Buradan şimdi aşağı inelim biraz. Şuradan başlayalım. Bana şimdi bu şekilde biraz tercüme ederek gideceğim için tabii bana biraz müsaade edeceksiniz. Şöyle önce biraz okuyacağım. Ondan sonra da onun tercümesini yapacağım. Evet, buradan başlayalım. Burası genel bir girişti. Burada önemli bilgi yok yani. Şuradan başlayalım. Şimdi Amerikan sponsorluk vizesi nedir diye başlayan bir başlık var orada, değil mi? Burada söylenen şu. Her şeyden önce diyor, ABD'de çalışmak için, sponsorluk alarak çalışmak için, önce burada bir iş teklifi almanız gerekiyor. Yani iş aramanız gerekiyor. İşi bulacaksınız. Yani işe başvuracaksınız. Oradan da size iş teklifi yapacaklar. En başta gereken şart bu. Bunun ötesinde the employer must be willing to hire someone who is not from the US. Bunun ötesinde bu employer, yani size iş veren, yani burada employer dedi, iş veren, sizi bir Amerika vatandaşı olmamanıza rağmen, yahut da şu legal permanent resident dediği green card holder aslında işte, olmamanıza rağmen sizi işe almayı seçmesi bir kere gerekiyor. Yani bunu bilmesi gerekiyor. Sizden konuşabilir, sizi iş almaya karar verebilir. Ancak mesela diyelim ki sizin Amerika vatandaşı ya da green card sahibi olduğunuzu düşünüyor. Ama böyle olmadığı zaman ortaya ekstra bir zorluk çıkıyor. Buna da göze alması gerekiyor. US visa or employment sponsorship means that employer in the US is hiring you. Şimdi evet, burada söylenen, bakın şu cümle önemli.
Tabii şimdi hangisi önemli değil diyeceksin ama bir dakika, benim sayfada donma var. Kusura bakmayın. Şöyle bir donma oluyor. Evet. Şuraya şu cümleyi okuyorum. Sponsorship means that means employer in the US is hiring you. Yani işveren sizi işe almaya karar vermiş olması gerekiyor ki sponsorluk işlemlerine de başlasın. Bunları yerine getirsin. They are guaranteeing the US visa authorities that you will be legal working resident. The employer will state that you will work the job position. And you also, they must guarantee that you will get the same salary as a US citizen, LPR, and okay. Burada söylenen şu var, bakın şu şekilde anlatayım burada. Bu bir şey değil. Size yani bir işverenin iş teklif etmesi ve sponsorluğa da razı gelmesi burada sizin vatandaşlık alma hakkınızı ya da yani göçmen servisine prosesinden geçip green card almanız, ondan sonra o adımları tamamlayıp da US vatandaşlığına geçmeniz sürecini başlatmıyor. O süreçten tamamen ayrı. Sponsorluk süreci diyor. Burada diyor, bakın şurada da şöyle bir şey var. Birçok insan diyor, birçok insan bunun bir basit olduğunu düşünür. Yani şirketin bana ihtiyacı var. İşte ben şirketle konuştum. Beni çok beğendiler. Beni işe almaya karar verdiler. Ve bana bir mektup yazacaklar. Benim için, benim adıma yani göçmenlik bürosuna. Diyecekler ki bizim bu adama ihtiyacımız var. Bu şekilde bu iş olur. İşte öyle değil diyor işler. Burada söylenen bu. The documents must have different forms and letters and employment information. They must also state that the employer is willing to hire an employee. Şimdi yani bir sürü dokümandan, bir sürü süreçten geçecek diyor. Şimdi buraya gelelim. The tricky part esas burada başlıyor. The tricky part dedi yani burada şimdi diyor esas işte zorluklar şöyle başlıyor. Her şeyden önce diyor işverenin, bu işveren firmanın bu kişiyi yani vatandaş olmayan, green card sahibi olmayan yabancı uyruklu bir kişiyi işe almak için şeye karşı yasal yorumlukları var. Devlete karşı yasal yorumlukları var. Zorunlulukları var. Buradaki sorumluluk şuradan kaynaklanıyor. Devletin burada sorduğu bir soru oluyor bu durumda. İşverene diyor ki burada diyor büyük bir popülasyon yani nüfus var Amerika'da. Sen bu nüfus içinde bulamadın mı ki diyor bu adamı yani yabancı uyruklu kişiyi. Yani Amerika vatandaşı olmayan ya da green card olmayan kişiyi işe almak istiyorsun. Bu soruyu soruyor. Yani bu dokümanların ana şeysi bu aslında. Özeti bu. Bu işe yani bu süreç, bu bariyeri geçebilmesi için işverenin de işte o da bu paragrafta. O bariyeri geçebilmesi için burada Department of Labor demiş, bakın şurası. US Department of Labor. Yani işle ilgili İş Bakanlığı diyelim buna. Türkçe'ye çevirirsek İş Bakanlığı diyelim. Bu bir şey, departman. Yani devletin bir kurumu. Bakanlık yani. İşlere bakan, işle ilgili her türlü düzenlemeleri yapan, çalışma hayatındaki düzenlemeleri, kuralları, kanunları düzenleyen, gözetleyen bir kurum. Ve bunlara karşı bu işveren sorumlu. Her işveren sorumlu. Şimdi burada diyor ki her şeyden önce işverene bir bekleme süreci veriyor. Yani bu iş hemen olmuyor. Kabul etse bile, işi vermeye kabul etse bile hemen olmuyor. Beklemesi lazım. Ve burada şunu ispat etmesi gerekiyor şeye, bu departmana ya da yani işte Amerika hükümetine de devletine karşı şunu ispat etmesi gerekiyor ki ben Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde aradığım işe uygun iş ilanı verdim ve aradığım işe uygun adam aradım. Yeterince bekledim. Fakat bulamadım. Bulamadığım için de böyle bir karara vardım. Bunu ispatlaması gerekiyor. Burada söylenen bu. Şimdi bakın burada işte esas şeye geldik. Yani ben bu ülke içerisinde bulamadım diye bunu ve bu lafta da söylenecek bir şey değil. Yani gidip efendim evet ben bulamadım bu ülke içerisinde ve böyle böyle bir adam. Hayır, bu sadece lafta bitmiyor. Sana diyor ki devlet, işverene yani diyor ki US Department of Labor.
İşverene diyor ki belli bir süreci var bunun. Dokümanları var. İş ilanı vereceksin. Açık açık diğer iş ilanları gibi her şekilde bunu her yerde paylaşacaksın. Nasıl iş ilanları var? Bekleyeceksin belirli bir süre. Başvuruları göreceğiz. Başvurular alacaksın. İnsanları mülakat edeceksin. Beğenmeyebilirsin, almayabilirsin. Hiçbirinden memnun kalmayabilirsin. O senin iş, bileceğin iş. Ama beni ikna et diyor devlet. Burada diyor, so as a recap dedi, yani özetlersek diyor. Bir Amerika'da şeyle sponsorlukla çalışabilmek için bir şirkette öyle bir işveren bulacaksınız ki hem sizi çok isteyecek, bütün bu yasal süreçleri de geçmeyi, bu işlerden bu işleri halletmeyi, bu dokümanları halletmeyi, bu süreci tamamlamayı da göze alacak. Şimdi burada başka bir başlık var. Do I need a visa sponsorship letter? Yani vize sponsorluk mektubu, sponsorluk vizesi mektubu diye bir laf bu, şu letter. Şimdi burada bakın diyor, birçok diyor değişik değişik Amerikan vizeleri var. Hepimizin bildiği bir şey. Bir sürü Amerikan vizeleri var. Hangisi hangisi? Her türlü değişik değişik çalışma şartları var. Fakat burada bir bakın, non-immigrant visa employment sponsorship diye bir laf var. Non-immigrant, tekrar diyorum. Yani göçmen olmayan, göçmen olmayan işveren iş çalışma vizesi bu. Sponsorlukla ilgili. Şimdi burada ne diyor? US göçmen olmayan, Amerikan göçmen olmayan göçmen vizesi dışındaki vizelerden bahsediyor. Bunların her biri, ne olursa olsun isimleri, Amerika Birleşik Devletleri içerisinde kısıtlı sayıda bir süre, yani önceden belirlenmiş bir sürede kalma hakkına haizdirler. Önceden belirlenmiş bir süre. Bunlar green card, bu green card değil kesinlikle. Bir kere bunu bakın. Bunlar çok gündeme geliyor konuşmalarımızda. Green card değil. Green card hakkı vermiyor. Veyahut da buradan bunu bir adım olarak alıp Amerika vatandaşlığına başvurma hakkını vermiyor. Burada da diyor ki işte bir sürü şu linkte yazan şu, yani değişik değişik göçmen olmayan non-immigrant vize, göçmen olmayan vizeler var diyor. Aşağıda da bunların diyor en çok bilinenlerini, demek ki çok daha fazla, bunları sıralıyor. İşte bunlar H1B visa, H2A, H2B, L1, Q1A, Q1B, Q2. Bunların da yanına kısaca böyle şeyini yazmış. Onun herhalde title'ı, ismi. Person in Special Occupation. Yani bu çok Person in Special Occupation dediği çok özellikli bir adam, özellikli bir şahıs. Çok özel bir iş için alınıyor. Bu H2A, bunlar tarım alanında çalışacak olan sezonluk işçiler, tarım işçileri. Bunlar da genellikle Meksika'dan falan, işte Amerika'nın güney eyaletlerine gelen yazın ve sezonluk çalıştırılıp gönderilen genellikle Meksikalılar olur bunlar. Bunlar da hani bildiğiniz gibi bir sürü de böyle kaçak tabii, o ayrı bir konu, şimdi oraya girmiyoruz. Meksikalı var ama onu söylemeye gerek yok Meksikalıyı. Ama bunun anlamı buymuş. H2A, geçici tarım işçisi. Bu da gene H2B diye bir vize var. Bu da geçici, ancak tarım olmayan değişik, yani tarım dışı alanlardaki faaliyetlerde faaliyet gösterenler, çalışan firmalardaki çalışan insanlar. L1 visa diyor, intercompany transfer is going to US due to specialized knowledge. Evet. Burada söylenen şu. Mesela Amerika dışında bir yerden, bir firma, bir ülkeden, bir firmadan Amerika'ya, o firmanın Amerika'daki bağlantısına transferle gelen kişi, yani düşünün bir Amerika firması, diyelim bu Türkiye'de çalışan, faaliyet gösteren bir firma. Türkiye'deki ofisten bir eleman buraya, Amerika Birleşik Devletleri'ne çalışmaya geliyor. Aynı firma içinde. Transfer yani. Bunun içinde ayrı bir vize varmış. Buna da eleman vizesi deniyor. Q1A, bu işte bakın arkadaşlar, people with extraordinary abilities in business, science, athletics and education. Q1A dediği vize, extraordinary
dediği, yani artık nadir 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 bulunmaz özelliklere sahip insanlar şu alanlarda, işletme alanında, bilim alanında, spor alanında veya eğitim alanında. Hatırlarsanız eğer ben birçok defa bahsetmiştim. Benim bildiğim böyle bir kişi var demiştim. Bir arkadaşımdı üniversiteden ve bugün halihazırda profesör olarak bir üniversitede çalışıyor. Bu şekilde vize almıştı. O kadar işte benim bildiğim bir kişi. Onun dışında ben ne duydum, ne işittim, ne biliyorum. Q1B visaya geliyoruz. Bu da gene aynı şekilde aynı özellikler. Yani çok nadir insanlar. Ama alanlar başka, bakın sanat, televizyon, film gibi alanlarda çalışan, faaliyet gösteren böyle bulunmaz, ne derler, Hint kumaşı gibi insan bunlar. Ona da Q1B diyor. Burada bir de Q2, pardon, O mu harf? O diyor, O mu? Ben Q diyorum ama yanlış okuyorum. O. O harfi bu. O2 visa dediği de personal assisting those with, bu da şu kişiler var ya, yukarıdaki iki grup vardı ya, bunlar hani bulunmaz Hint kumaşı. Onlar buraya gelecek ama mesela sakat olabilir, bir özürü olabilir, yani sakat demeyelim. Bir özürü olabilir, bir durumu olabilir, sağlık durumundan bir problemi olabilir, başka türlü bir problemi olabilir. Ve bu kişi belki bir yardıma, yani yanında bir bakıcı gibi, yardımcı diyelim, bakıcı da demeyelim, yardımcı gibi bir insana muhtaç. O zaman o kişiye, yani ona yardımcı olacak kişiye de bir O2 diye vize veriyorlar, gördüğünüz gibi. Bakın burada işte şu liste var ya, neydi? Göçmen olmayan, sponsorlukla alınan ve işveren vasıtasıyla alınan vize türleri. Tekrar ediyorum, bunların hep bir süreleri var. O süre geldiği zaman bu kişinin geri dönmesi gerekiyor. Amerika'yı terk etmesi gerekiyor. Ve hiçbir şekilde Green Card hakkı vermiyor. Veya Amerika vatandaşlarının işte başvurma hakkını vermiyor. Burada bir de altında göçmen vizeleri var. Göçmen employment sponsorship. Gene işveren sponsorluğu ama bu sefer göçmen bakın. Öbürü göçmen olmayandı. Ona biraz bakalım ne diyor burada. Bunlar for immigrant visas or green cards. There is also need for employment sponsorship. Şimdi green card'da da olsa bir sponsorluk durumu olabilir diyor. Bunların da tiplerini böyle yazmış. Bakın EB1, EB2, 3 ve 4 diye. Bunlar da işte outstanding professors, researchers, people with extra. Aynı yukarıda vardı ya, extraordinary demiştim. Bakın o kelimeyi aklınıza tutun. Extraordinary. Bakın burada gene aynı karşımıza çıkıyor. Extraordinary. Professionals with advanced degrees, yani ileri derecede şeyleri olan, diploması olan, yani tanınmış üniversitelerden, dünyadaki, yani Amerika dışındaki ama gene adı bilinen tanınmış üniversitelerden doktorası olan, daha ziyade herhalde advanced degree'ine master ve doktora da girer. Ve gene alanlarında isim yapmış. Extraordinary abilities, Türkçesi bulunmaz Hint kumaşı, gene diyorum ben buna. Şurada EB3 vizesi var. Buna da skill workers diyor. With more than 2 years of experience professionals with a higher education. Okay. Burada söylenen kendi alanında skills workers dediği çeşitli alanlarda çalışan, bu her şey olabilir. En az 2 yıldan fazla tecrübesi olan, profesyonel sıfatında yüksek eğitimi de olan kişiler. Ancak bunların içinde also unskilled workers with less than 2 years of experience. Orada EW3 diye bir vize tarzı var. EB4 de çeşitli dini devlet kademesinde veya bu uluslararası organizasyonlarda, örneğin şimdi benim aklıma gelen mesela, hani şu Doctors Without Borders diye bir şey var. Doktorlar, sınır tanımayan doktorlar var mesela. Hani her yere gidiyorlar. Afrika'ya gidiyor mesela. Savaş olan bölgelerde doktorluk yapanlar var. Hemşirelik yapanlar var. Gönüllü olarak. Amnesty International var. İnsan hakları ile ilgili. İnsan haklarının böyle şey dil değil. Ne derler?
ihlal edildiği, işkencenin olduğu bu gibi yerlere gidip faaliyet gösterenler. Mesela Bosna'ya gidip burada çalışan, faaliyet gösteren gönüllüler vardı. Onlar gibi. Onlar için özel bir vize tarzı var. Bu da baktı, gördüğünüz gibi ayrı bir şurada başlık altında toplanmış. Şimdi burada yeni bir başlığa geldik. Nasıl sponsorluk mektubu alabilirim? Amerika'ya vize alıp, ona uygun vize alıp, işte yukarıda belirtilmiş olanlardan biri girmek için. Şimdi burada ne diyor? En başta işe zaten kabul edilmiş olmanız gerekiyor. Yani iş teklifini almış olmanız bir kere gerekiyor. Bundan sonra işverenin size kontrat, yani iş teklifi bu. Kontrat dediğim. Resmi olarak iş teklifini en ayrıntılı detayla gösteren, işe başlangıç tarihi, maaşı, ödemelerin nasıl yapılacağı, her türlü iş en ince ayrıntısına kadar kontratlar düzenlenmiştir. Bu kontrat gönderilecek. Bu da gene sponsorluk dokümanları için gerekli olan belgelerden biri. Burada, şurada bakın şu paragrafta da söylemiş olduğu konu, özü şu. İşveren, Department of Labor'a, biraz önce bahsettik ya, işle ilgili, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler yapan devlet kuruluşuna ispat etmesi gerekiyor ki, bu kişi gibi adamı ben bulamadım. Yok bu ülkede. Bunu ispat etmesi lazım. Şimdi bunlar tamamlandıktan sonra After getting the certification dediği ortada bir belgeler tamamlandıktan sonra bir sertifikasyon alınıyor. Bundan sonra da işveren sponsorluk için izni için başvuruyu müracaatta bulunuyor devlete. Bütün bu bakın destekleyici belgelerin, kontratların, her türlü belgenin, kaydın, bilginin hepsinin bu petition dediği izin müracaat işte içinde sürecinde verilmesi gerekiyor devlete. Bundan sonra bu noktadan sonra diyor USCIS diye adlandırmış. Onun açılımını bir yerde daha önce görmüştüm. Şimdi aklıma gelmiyor. Gene işte immigration ile ilgili. Bu kuruluş devletin bu kuruluşu buna bakacak, bakıyormuş. For non-immigrant employment visa sponsorships, yani göçmen olmayan yukarıda baktığımız form ne diyor? I-129, immigrant olan da I-140. Bakın 120, 129 ile 140. Şu iki form. Bunlar veriliyor. Bunlar these petitions and their instructions are in the okay. Bunların başvuruları, müracaatları ve bunların nasıl yapılacağına ilgili dair bilgiler de şu web sitesinde mevcutmuş. Şimdi burada işveren diyor eğer bütün bu süreci tamamlamak isterse bu web sitesine gidip buradaki instructionları yani buradaki verilen bilgileri takip etmesi lazım. Birçok işveren bu tabii tahmin ettiğiniz gibi bayağı kompleks bir proses. Gördüğünüz gibi bayağı kompleks bir proses. O yüzden birçok işveren bunu kendi başına yapmıyor. Hatırlarsınız daha önce konuşmuştuk böyle programlarımızda. Bu şekilde yasal işlerde kendi kendinize yapmayın, avukat tutun. Bakın şirket dahi avukat tutuyor. Avukatlık firmasıyla daha ziyade burada çalışır. Avukat derken burada bir avukatlık firmasıyla çalışılır burada. Ya da avukat diyelim buna tamam. Kısaca Türkçe şimdi. Ve bu avukat bu alanda uzmanlaşmıştır. Immigration alanında yani göçmenlik alanında uzmanlaşmıştır. Onların da alt uzmanlık alanları var. İşte bunlardan biri hakkında konuşuyoruz. Sponsorluk, profesyonel birinin sponsor olarak buraya gelip çalışması için. Eğer avukat olmazsa burada yapılacak herhangi bir hata sizin işin sonunu getirmenizi yani şans varsa bile engeller. Onu söylüyor burada.
Bütün bu belgeler diyor, destekleyici belgeler, her türlü kayıt, kuyut hepsi tamamlandıktan sonra diyor, ancak o zaman diyor, şu kuruluş, şu teşkilat süreci başlatıyor. Yani bu sponsorluk sürecinin başlatılıp o işverene izin verilmesi gerekiyor. Bu izinde işte veren teşkilat şu, USCIS denen teşkilatmış. Şuradan bir bakayım arkadaşlar şuraya, ne oluyor USCIS diye. Açılımını görmek istedim, merak ettim de. USCIS dedik değil mi? Şuymuş. Evet, bu. US Citizenship and Immigration Services. USCIS dediği bu işte arkadaşlar. Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu, servisi. Buymuş. Bizim sayfaya şimdi geri dönelim. Buradaydık biz. O zaman ancak başlıyor bu işe. Bu teşkilat bu süreci tamamlamadan ve onay vermeden, izin vermeden, izin belgesini vermeden işveren o kişiyi işe alamaz. When the USCIS makes a decision, they send a notice to both the employer and the employee. If they deny the petition, the notice outlines the reason. Okay. Karar çıktıktan sonra diyor, karar sonucunu bir belge olarak iki tarafa da gönderiyorlar. Hem işverene hem de o işe alınacak kişiye. Eğer reddedildiyse bunun nedenini en ayrıntısına kadar da açıklıyorlarmış. Şimdi bu aşağıdaki yeni başlığa geliyorum. Pardon, oraya geçmeden şurası var. Şu kısım var. Şimdi diyor ki eğer burada bu teşkilat şeyi onaylarsa diyor bu başvuruyu, müracaatı, sonuç pozitif. Bu durumda yapılması gerekecek, takip edilmesi gerekecek bundan sonraki adımları tayin eder diyor. Yani aynı teşkilat, aynı kurum. Ve bunu işveren ve çalışana, yani iş teklifi verilecek olan kişiye bildirir. Ve artık bundan sonraki adımlardan sonra da esas bu sponsorluk vizesi burada artık kişinin eline geçmiş olacak. Burada söylediği şu en son şu şuraya bakalım. Müracaat süreci tamamlandıktan sonra o kişi, yani işe alınacak olan kişi kendi bulunduğu ülkedeki Amerikan konsolosluğundan bu şeyleri, işlemleri artık sonuna getirecek ki vizeyi alsın. O vizeyle gelecek buraya çalışmaya. Şimdi burada ne diyor? Ne kadar süreyle geçerlidir diyor bu sponsorluk vizesi? Ne kadar süreyle geçerli? Bakın şurada mesela şuraya bakalım. Non-immigrant yani göçmen olmayan bir iş için, göçmen olmayan statü için. Bazıları H1B demiştik hatırlıyor musunuz yukarıda? 3 yıl diyor bakın, 3 yıl. Bunların birçoğu da 1 yıl. Değişiyormuş, aynı değil. Bazı durumlarda vize süresi dolan insanlar, örneğin 3 yıl dedik, 3 yılın sonuna yaklaştı. Son ay diyelim ya da son aylar. Kişi bazen extension alabiliyormuş. Extension yani uzatma. Bu da işverenin tekrar başvurmasını gerektiriyormuş. Bu extension'ı yani uzatmanın alınabilmesi için. Gene aynı teşkilat kurumdan. Ancak diyor, göçmen olmayan vize türleri için bu uzatma işi çok kısıtlıymış. Göçmen olmayanlar için. Burada da şöyle bir ibare var. In most cases you will not be able to extend for more than two or three times. Yapabilseniz bile diyor, en fazla iki, bilemediniz üç defadan fazla uzatamazsınız diyor burada.
Buradaki aşağıdaki şu paragraf ise, bakın bu immigrant vizesi. Bu farklı. Burada bunlar diyor permanent. Permanent ne demek? Daimi. Bakın bu non, yani göçmen olmayan non-immigrant de bu. 3 yıllık bir süreden bahsettik burada. Bazıları 1 yıllık. Bu göçmen vizesi. Bu daimi. Bunu bir kere aldığın zaman diyor, you get a green card diyor. Bakın görüyor musunuz şurada? Once you get these visas, you get a green card. Şöyle şunu highlight edelim şöyle. Bu onu diyor işte burada. Eğer böyle bir vizeyi alabildiyseniz. The green card is valid for 10 years. 10 yıl için geçerli green card. Ve de extensionları, yani uzatmalarının sınırı yok. 5 yıldan sonra da green card sahibi Amerika vatandaşlarına başvurma hakkına haiz. Bunu da ben tekrar etmek istiyorum burada. Çünkü şu 5 yıllık lafı var ya burada. Bu 5 yıl lafına çok yanlış şekilde takılan çok sayıda insan var. Şöyle takılıyorlar. Amerika'ya gidip abi 5 yıl kaldın mı vatandaşlığa başvurabiliyorsun değil mi? Gibi sorulara soranlar ben rastladım. O yüzden söylüyorum. O 5 yıl şuradan geliyor. Green card sahibi olacaksınız en başta. Ve green card ile 5 yıl yaşadıktan sonra Amerika vatandaşlığına başvurma hakkına sahip olacaksınız. En ön koşul neymiş? Green card sahibi olacaksınız. Yoksa istersen gel burada 60 sene yaşa. Böyle bir şey yok. Hak yok yani. Burada da bunun mali şeyini vermiş, tablosunu çıkartmış. Yani bir sponsorluk vizesi, bunu verene, yani sponsor olan genelde bunlar şirketler olur değil mi? Ya da kurumlar olur, üniversiteler olur, başka türlü kurumlar olur. Bunlara kaça mal oluyor diye bir şey var. Burada da bununla ilgili bakın şey olarak fiyat listesi çıkartmış. Döküm vermiş yani. İşte şu formun fiyatı bu kadar, bu burada bu kadar. İşte şu kadar falan diye. Fakat benim anladığım burada arkadaşlar, yukarıdaki açıklamalardan da anladığım. Bakın bu sadece şeyler verdikleri. Bakın. Formların fiyatları, yani hani ne derler Türkçe'de müracaat belgesi için bir masraf alınır ya. O bunlar bir şey değil yani. Bakın bu 4500 dolar, bu 500 dolar, bu 750 dolar, bu 4000 dolar filan, bunlar hiçbir şey değil. Esas masraf avukat. Avukat tutacaklar ya, o esas masraf orada. Yani sonuçta bu sponsor olacak. Bu şahıs da olabilir aslında teorik olarak. Bir şahıs da sponsor olabilir bir insana. Şahıs olsun, firma olsun. Binlerce binlerce doların üzerinde masrafı var kısacası. Bir de gördüğünüz gibi size şu videoda tek tek ayrıntılı olarak neler istendiğini de anlatmaya çalıştım. Bakın buradaki kuruma gitti. Adı neydi kurumun? Tekrar diyoruz. Amerikan Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu İşleri Servisi. Şimdi burada bizim öbür tarafa gene gelelim. Evet. Şimdi bunlar gerekiyormuş. Bazen gene bizim toplantılarımızda şöyle sorularla da, yani yorumlarla da karşılaşıyoruz. Türkiye'den Avrupa ülkelerine giden insanlar var. Almanya'sı, Hollanda'sı, İngiltere'si, Fransa'sı, Belçika'sı var mı? Var. Nasıl gidiyorlar? Sponsorlukla oradaki firma etmişler. Var, tamam var. Arkadaşlar, ben bunu altını çizerek bir kere daha söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyoruz. Onun dışındaki ülkeler, onlar Avrupa ülkesi, batılı filan diye düşünenler, tahmin ediyorum öyle bir düşünceyle bu söyleniyor. Hiçbir şekilde arada kıyaslama yapmayın. Hiçbir ilgisi yok. Bambaşka bir ülkeden bahsediyoruz. Bunu da ayrıca altını çizerek belirteyim. Yani İngiltere böyle yapıyor. İngiltere'nin uygulaması şu, Fransa'nın bu, bu Amerika'yı bağlamaz. Evet arkadaşlar, yani ben burada bu videoda bu şekilde sponsorlukla ilgili ayrıntılara değinmeye çalıştım. Bu sorular dediğim gibi defalarca bizim karşımıza çıktı, çıkacak da. Her pazar günkü muhabbetlerimizde çıkacağından ben eminim. Ve o yüzden ben haklı olarak bunu soran arkadaşlara,
haklı olarak bu soruları soran insanlara, arkadaşlara, katılımcılara ben şahsen yani detaylı ve yani elle tutulur bir şeye dayanan, bir belgeye dayanan bilgiyi, informasyonu vermekle yükümlü hissettiğim için ben bu videoyu yapıyorum. Evet, daha önce söylediğim, verdiğim cevaplar kafadan attığım cevaplar değildi. Onlar da o zaman için bilgiye dayalıydı. Fakat böyle bir video yapmamıştım. Dedim ki belki dedim benim kaçırdığım, daha önce bakmıştım, benim kaçırdığım yerler olabilir. Şuna iyice ve detaylı ben önce bir bakayım dedim. Baktım işte buna daha önce. Ha dedim, burada güzel bilgiler var, bunu paylaşayım. Çünkü ben şunu söylemeye çalışıyordum, dikkat ederseniz arkadaşlar. Konuşmalarımızda benim cevaplarımı dinleyenler, hatırlayanlarınız varsa bu işin ben ne kadar zor olduğunu aslında anlatmaya çalışıyordum. Geçen dünkü pazar günü, bugün pazartesi, dünkü programımızda bir arkadaş şöyle bir yazı yazmıştı. Çok hoşuma gitti bununla ilgili. Yani green card başvurusu yapıyorsunuz ya. Yani green card çıkma şansı daha fazla. Aslında yani güzel bir yazı. Hakikaten güzel bir ifade yani. Yani bunun üzerine plan yapılmaz. Dediğim gibi aşağıdaki şartları gördünüz. Yani öyle bir olursunuz ki olabilir. Öyle biri vardır ki Türkiye'den başvurur. Kendi alanında bu artık eğitim alanı olabilir. Üniversite olabilir. İş sahasında olabilir. Spor sahasında olabilir. Veya ne bileyim sanat sahasında olabilir. Hani televizyon, film, sanat, tiyatro sahasında olabilir. Müthiş bir adamdır. Yani az bulunur bir insandır. Hint kumaşı dedik ya, az bulunur Hint kumaşı. Böyle bir adamdır. Başvurur. Ve burada mutlaka onu getirmek isteyen biri belki çıkabilir. Tamam, o zaman o adamın işini hallederler. Yani bunun benzeri bir örneğini verecek olursak arkadaşlar, böyle şeyler, bakın o da şeyi çeviriyorum, masanın öbür tarafından bakalım biraz olaya. Bir zamanlar meşhur opera sanatçısı Pavarotti Türkiye'ye gelip TRT'ye başvurmuştu. Hatırlayanız, bileniniz var mı bilmiyorum. Pavarotti ya, dünya çapında tenör adam. Opera sanatçısı dünya çapında. Bu herif Türkiye'ye geliyor ve TRT'ye başvuruyor. Ne yaptı dersiniz TRT? Reddetti. Reddetti böyle bir adamı. Bu adam da tabii Amerika'ya geldi ve burada işte dünya çapında bir şey olarak hayatını tamamladı. Şu anda rahmetli oldu. Şimdi böyle bir adamsanız tamam. Ama eğer onu böyle bir adam olduğunuza inanmıyorsanız şey çok çok zor. Yani çok zor demiyorum, bakın. Yani aşırı aşırı çok zor bu süreç. Ha, imkansız mı? Hiçbir şey imkansız değildir. Ama şöyle bir laf var arkadaşlar, onu da söylemek istiyorum size. Possible lafını biliyorsunuz. Probable lafını biliyorsunuz. Şu İngilizce kullanılan şöyle bir laf var. It is possible derler. Yani %1 şans varsa mesela possible'dır. İstatistik anlamında %1 şans varsa bir şey possible lafı kullanılır onun için. Çünkü %1 şans var. Ama probable mı diye bir laf var. Değil. Yani %99 senin şansın yoksa açıkçası sen paranı oraya koyar mısın mesela? Öyle düşünün. Yani bu o kadar zor bir şey işte. Ben o yüzden bunu arkadaşlar kimseye ben toz pembe tablo çizmek istemiyorum. Konuşmalarımda, cevaplarımda bunun ne kadar zor olduğunu belirtmeye çalıştım. Tahmin ediyorum bazı insanlar bunu belki benim söylediklerime inanmak istemediler. Madem böyle durumlar varsa o yüzden ben size şurada bakın vize tipine göre doküman yapılmış. Ona göre ne istendiği ayrıca belirtilmiş. Ben size bunu söylemeye çalıştım. Ne kadar ifade edebildiğimi bilmiyorum. Ancak ifade edebildiğimi ümit ediyorum. Bunun zorluğunu anlayın ve başvurularınızda başka yollar, işte green card başvurusu gibi, turist vizesi gibi daha oluru olan şeyler. Yani hakikaten green card başvurusunun daha oluru var yani. Turist vizesinin çok daha oluru var. Yani belli şartlar yerine getirince işte turist vizesi. O kimi şeylerin daha şeyisi var. Ancak dediğim gibi yani öyle bir eleman vardır ki ama Türkiye'den bir Amerikan firmasında çalışıyordur ve transfer olma durumu olabilir. Ve ben böyle bir kişiyle de tanıştım. Ama vize durumu statüsünü bilmiyorum. Fazla konuşamadım. Türkiye'deki Coca-Cola şirketinden gelmişti ve burada şu anda
Buradaki ofiste yönetici olarak da çalışıyor. Arkadaş Türk. Ama detayını bilmiyorum. Samimi değilim. Vize ayrıntılarını bilmiyorum. Ama böyle şeyler olabiliyor. Hani biraz önce bir örnek vermiştim. Bir arkadaş da üniversitede profesör olan. Bunun durumunu bilmediğim için onun hakkında yorum yapamıyorum. Yani böyle nadir durumlar var. O yüzden ben imkansız diyemem. Böyle durumlar var. Ama bu durumların gördüğünüz şartların da sağlanması olasılığı çok büyük bir kitle için imkansıza yakın derecede diyebiliriz. Ben bunu söylemeye çalışıyordum. Bunun dışında gene spesifik bu konuyla ilgili sorular olan varsa lütfen beni bulsunlar ya da bize pazar günkü sohbetlerimizde soru olarak gene yöneltebilirler. Evet arkadaşlar, çok teşekkürler bu programı, bu video kaydını izlediğiniz için, dinlediğiniz için. Bir sonraki kayıtta görüşmek üzere diyorum, hoşça kalın.